Merhaba ve engine Engineering, Age of Engineering'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Her neyse. E, bu bölüm ve geçen bölüm arasında bir şeyler yaptık. Şu simetrinin yeri değişti. Ve onun dışında göründüğü hiçbir şey yok ama en azından bir şeylerin olmasını bekledik. Steel her şeyden çok. <laughs> Hasan da şu an mağarada bir şeyler topluyor. Çok eğlenceli burası. Evet. Şimdi e, ilk başta Atomic Reconstructor yaparak başlayacağız. Geçen bölüm bunu yapacağız demiştim ve yapma, bölüme başlamadan önce malzemelerini hazırladım. <laughs> Advanced Machine Casing gerekiyor. Öncelikle bir tane Basic Machine Casing yapacağım. Daha sonra Steel Plate, direkt steel'ları plate'e çevirdim. Advanced Alloy, bu sadece iron, bronze ve tin. Ve Carbon Plate, bu da sadece kömür. İşlemden geçilmiş haliyle tabii. Resonating Crystal ne? Aa, bir dakika bir tipine bakmam lazım. Ha şey Ekstra extra utilities'de kullanılıyor enerji üreten şeylerde. Deep resonance diyor da moduna. Ha şey ben Red, resonating redstone kristal diyorsun zannettim. Resonating kristal direkt içinde RF var alabiliyorsun. Güzel. Bedava enerji. <laughs> Atomic Reconstructor. Tamam. Şimdi onu yaptık. Bunu Iron Casing'e çevireceğim. Onun için. Bunu buraya koyuyorum. 4 tane Black Quartz ve 4 tane Iron. Bu bana Iron Casing yaptı. Son olarak Reinforced Iron Ingot ve Enriched Gold lazım bana. Bunların ikisini nasıl alacağım? Bunların ikisini tabii ki Calculator'la alacağız. Calculator'ı açıyorum. Bunun içine Gold ve Redstone koyuyorum. Ve bu bana enriched gold veriyor. Daha sonra taş ve küçük koyuyorum. Bu da bana reinforced stone veriyor. Daha sonra reinforced stone ve demir koyuyorum. Bu da bana reinforced iron ingot veriyor. Böylelikle hepsini hallettik. Biraz enerjisini harcadık. Hemen şimdi şarj edeceğiz. Az bir şey gitmişti. Gerek bile yoktu aslında. Ve tak 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 tak. Devam. Atomic Reconstructor. Harika. Şimdi şey, bunu çalıştıracak bir yer yapalım. Mesela burası iyi e direkt. Şuraya ateş edebilir. Ne ateş ediyor ya? Atomic Reconstructor. Çalıştığını gördün mü sen daha önce bunu görmedin mi? Hayır görmedim hiç. Şey, içine enerji veriyorsun ileri doğru lazer atıyor, lazerin önünde duran itemları dönüştürüyor, dönüştüreceği şeyi. Ee, bir tane redstone torch yapıp şunun bir redstone'a karşı tepkisini değiştireceğiz. Ee, pulse deyince oluyordu galiba. Tuşla çalışmasını istiyoruz, evet pulse diyeceğiz. Tamam. Bunun için bir enerjiyle dolduralım doldurabildiğimiz kadar. Şimdi bu arkadaş eğer görmediyseniz ben direkt e, piramit serimde de kullandım aynı mod. Önüne eşya koyuyorsunuz ve o eşyaları dönüştürüyor. Dönüştürebileceği bir sürü eşya var tonlarca. İlk başta bizim bu engine'in bu ikisine de enerji vermesini istiyorum diyeceğim. Şuna çok enerjiye gerek yok power cube'e gerçi. Boş ver. Hiç uğraşmayalım. Bu 300.000 RF e, depolayabiliyor. Bayağı yüksek bir sayı yani. Bunu tabii ki bununla dolduramayacağız fakat bu alet sayesinde zaten diğer modlara geçebileceğiz. Çok büyük çoğunluğunu Yani oldukça önemli. Şimdi bir tuş yapalım. Tamam daha iyi. Göstereyim hatta nasıl çalıştığını. Mesela 3 tane redstone atalım. Şu içinde şu an yeterince enerji var mı bilmiyorum ne kadar enerjiyle çalışıyor ama 3 tane redstone'u buraya atıyoruz. Daha sonra tuşa basınca lazer gidiyor ve bunları What? <laughs> Evet. Biraz daha şey olsun. Heh. Şimdi bunun gibi bir sürü şey dönüştürebiliyoruz dediğim gibi ve bunu bir sürü kullanım alanı var. Bizim bir sonraki çağa geçmemiz için Empowerer yapmamız gerekiyor. Empowerer denen aleti. Bunun için display stand lazım. Yani e, bir sürü şey. Fakat bunları yapmadan önce biz başka bir şey yapacağız. O da kanola press. Kanola press için bir tane enori kristal bu demirle yapılıyor yine bu aletin önünde. Bir tane advanced coil, 8 tane gold cable ve bir tane basic coil. O da 4 tane restonia kristal ve black quartz diyor. Yani bir tane reston ve bir tane iron yetiyor galiba şu an bunu yapmak için, değil mi? Evet, geri kalanı diğer makinelerden gelecek. Ve bu üretimde çok az enerji harcayan bir alet çünkü e, ne kadar enerji harcadığını bakmıyor direkt eşya üretirken. Lazer atması belli bir enerji harcıyor. Kaç eşya atarsan zaten hepsini çeviriyor. Yani bizim için çok Aha, yüksek öyle. sayıda kullanması kolay olacak. Evet. Bir şeyler üretirken. Ara sıra bastığımız sürece direkt yetecek yani muhtemelen oradaki şey engine ona. Mob drop. Burada ayrıca küçük bir sandık düzenlemesi de var. Benim asla yapmayacağım bir şey ama Hasan getirdiği yenilik. Sonra etrafta hiçbir şey bulamıyorum diyorsun. Bulamıyorum. Biraz daha charcoal. Ayrıca burada da steel yapmaya devam ettik. Şu anda Hasan da eğer isterse kendini Hesap makinesi burada diğer çağa geçebilir. Şey de sandıkta istiyor. Bu. Hmm. Tamam. O zaman üretelim kanal aparesi. Hemen 4 tane e, Restonia kristal, black quartz bu bize basic coil veriyor. Daha sonra iki tane gold cable yapacağız direkt. Şurada hallederiz. İki tane değil. Kaç tane çıkıyordu ki bundan bir tane üretince? 3 üç mü? 3 ise üç tane üretmemiz gerekiyor. Dört tane çıkıyormuş. Ne güzel. Ve de son adım olarak basic coil'ın etrafını gold cable'larla sarıyorum. Ve bu da bize advanced coil verdi. Şimdi tek ihtiyacımız olan şey üretmek için kanolanın kendisi ve altı tane cobblestone. Bizde kanola var mıydı? Var. Tamam buldum. Ve cobblestone da şuradan alırım. Ve kanola pres hazır. Bunu ne yapayım ben? Şuraya koydum. Bunun resiplerine baktığım bir şey var mı zaten? Ha, enerji istiyormuş. Tabii ki istiyor. O zaman engine'in yakınına koyalım bunu. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim. Ee, hani enerjinin herkese gitmesi bakımından o, o bölgedeki direkt bir tane kablo yapabiliriz kendimize. Şu anda yapabileceğimiz en ucuz kablo bu galiba. Bunda zaten bana görev kitabı söyledi. Öyle mi diyorsun? Evet. Bakayım ne istiyor. Yapabiliyoruz. Tamam yapalım kabloyu yapayım da ben göstermiş olayım. I, bir tane daha cam lazım. Sendimiz vardı değil mi? Var. Taşta sen var. Evet. Direkt şu şekilde yapılabiliyor. Kısacası redstone ve camdan hiçbir şey istemiyor ve 320 RF taşıyabiliyor bu. İsmi de First Cable zaten. <laughs> Bunu direkt şöyle yerleştirebiliriz şimdilik. Aa, yanlış yön. Evet yani kısa bir çözüm her neyse. Şimdilik işimizi görüyor. Buraya da kanola presimizi koyarız. Böylelikle. Ama kanola prese enerji gitmiyor gibi. Neden ki? İçine eşya koymadan e, enerji almıyor mu bu? Öyle olabilir. Garip. Bir deneyeyim. Yo direkt enerji almıyor. EU ile çalışıyor da olabilir. RF yazıyor üstüne getirince. Kablo iletmiyor desem şeye enerji gidiyor. E, lazere. Reconstructor'a. Reconstructor'ın priority daha öncedir. Priority diye bir şey var mı bunlarda? Bilmiyorum. O emiyordur hepsini belki. Ya da... Yandan bağlanmıyordur buna. Alttan bağlanıyordur. Evet. Yandan bağlanmıyormuş. Alt veya üstten o da. bağlamanız gerekiyor o zaman. Evet yeni bir şey öğrendik. Şimdi bu arkadaş ne işe yarıyor? Bu arkadaşı eğer içine kanola koyarsak... Mesela dört tane aldım. Yerleştirdim buraya. Bu bunları... Oldukça küçük bir enerji harcayarak eritiyor ve bize kanola oil yapıyor. Daha sonra bu kanola oil'ı nerelerde kullanabiliyoruz? Direkt ee, enerji olarak kullanabiliyoruz. Enerji Semi fluid generator'da. Semi fluid generator'da evet. En göstermiyor ama kullanılabiliyor. Semi fluid generator'da industrial craft ile yapabiliriz yani. Ki industrial craft'ta zaten bizim asıl şey sorunumuz vardı, enerji sorunumuz vardı. Onu çözmek adına işe yarayacak. Onun dışında kanolayla e, industrial craft enerjisi üretirken bizim bir de RF de üretebilmemiz lazım düzgün bir şekilde. Bu elimizde sağ tıklamak iyi bir çözüm değil. Onu da peat fire engine ile yapacağız. Geçen bölüm şuraya peat farmı kurmuştuk. Hasan şu an ilgileniyor orayla. Ve peat fire engine için de bize sadece copper bir sürü ve piston gerekiyor. Ben hemen e, bunları halledip geliyorum. Evet, geri açtım videoyu. Şey, e, ne yazık ki peat fired engine'i şimdi yapamıyoruz. Çünkü 8 tane steel istiyor ve bizde şu an 8 tane steel yok. 3 tane var ve bu işlemi hızlandırmak için yap, yapabileceğimiz hiçbir şey yok direkt şu an. sıfır. Yani e, bu olana kadar bekleyeceğiz onu yapmak için. O yüzden ondan önce bir semi semi fluid generator yapacağız. Bunun için sadece e, machine casing yani sadece demir iron item casing, sadece demir ve universal fluid cell. Bu da sadece bayağı ucuz. Halledip geliyorum. Pekala geri geldim. Şununla bir machine casing. Daha sonra 4 tane iron item casing ve 4 tane universal fluid cell bize semi fluid generator veriyor. Ve bunu nasıl koyacağız? Bu kırınca gelmiyordu galiba. Hı, i̇kinci Box yapacağız değil mi? Galiba evet. Daha fazla enerji depolasak iyi olur diye düşündük özellikle bu aleti yaptıktan sonra ve ikinci bat box mantığı. Şuna doğru bakacak için. ikinci şey. ikinci bat box buna bakacak tepesinden. O zaman bu generator'ın üstüne koyuyorum bunu şuraya. Evet. Tamam. O zaman bir tane daha bat box. Yay. Daha fazla tin lazım. Her şeyi ürettim ve ikinci bed boxumuz da hazır. Yani bunu da direkt şuraya ekleyeceğim şimdi. Ama düzgün bir şekilde de eklemek lazım. Ee, şimdilik o kanola oyulları direkt kovayla mı koyacağız? Alete. Büyük ihtimalle. Bu tankların otomatik şey yapma özelliği yok değil mi? Varsa da bu tankı kullandığımız modun branch yok bizde. Kovanın yapımı değişmiş miydi? Yok. Aynen. Deneyelim bakalım. Ee, buna koyuldun emin misin sen? Hasan. İçine aç öyle koy. Olmuyor. Nasıl ya? Ben çok kitap semifluid generator diyor. Belki pipe de vermemiz gerekiyordur illa. Bilmiyorum ki kitap diyor mu onu yoksa sen mi şey yaptın? Hasan. Bak sen geçen şeyde söylemiştin. Hatta dur bakayım. Belki. kanalı Kanola oil kullanın diyordu da semi fluid generator söylüyor mu emin değilim ona. Hatırlamıyorum. Fluid duct. Fluid duct yok. Ee, sıvı taşımamızı sağlayacak bir şey. iş görür. Ama alüminyum gerekiyor. Mertcan şeye Hı? bak. Ha, Tier 2 kanalı ile çalışıyor diyor bak. Onun Tier 2su ne? What? Üstünde şey yazıyor. Turbine generator da RF üretebiliyormuş. Bunu bir şekilde tier 2'ye çıkaracağız ama evet. Turban Generator yazınca da hiçbir şey çıkmıyor ki. Ha şu büyük şey derdi. Anladım. Ah. Konola oil'ı şimdi tier 2'ye çıkarmak için ne yapacağız? Stilden mi geçireceğiz? Hmm. Stilden geçirince oil barrel'da... oluyor. Ama evet, fermenting barrel direkt normal oile çeviriyor. Onu yakabiliriz büyük ihtimalle. Stilde çevriliyor diye yazıyor. Stil mi yapacağız? Stil içinde age 4 gerekiyor. Ah! Fermenting barrel var ve bu ne? Oil generator. Sence hangi enerji yapıyor? Oil Generator. Actual Editions olduğuna göre areftir. Fermenting Barrel yapabiliyoruz. Ondan yapalım o zaman birkaç tane. Fermenting Barrel'da da oluyor muymuş o? Evet, direkt şeyden baktım. Modun kendisinden. Ha, tamam. O zaman öyle yapacağız. Pekala fermenting barrel'lar ayarladık. Tam 4 tane. Biraz odun eksik oldu onu kestik falan. Çok önemli bir şey değil. Bunları da şu arıların yanına koyalım şöyle şuraya dizelim. Arılar da biraz yağ açmış olsun. Şimdi bunlar nasıl çalışıyor hiçbir fikrim yok. Ee, ha direkt işte iki kova koyuyoruz. Bunlar çeviriyor gibi. Hepsinin içine yerleştireceğiz o zaman. Ve oldu. Şimdi bunların hepsi yavaş yavaş bunları oyla çevirecek ve yanılmıyorsak o yıl çalışıyor olması lazım o alette. Şimdi o kadar da yavaş değilmiş aslında ya. Direkt bizim ürettiğimiz an hızlı çeviriyorlar. Ben çok uzun bir işten bekliyordum. Ne oylu bu? Ne bileyim. Oil işte. Petrol. Hayır. O zaman şu bir kova olsun. Bu bir kova olduktan sonra o alette çalışıyor mu diye bir deneyim ben. Ondan sonra bölüm bitirin. Pekala, oil baktı aldık. Bakalım şimdi karar anı. Ha! Evet, çalışıyor. Tamam, boşuna çalışıyor. yapmadık. iyi Evet. Çok iyi ya, tamam. Hem de şey hani bu adetler hem çok hızlı hem de 4 tane yaptık o yüzden şu anda bunları çevirmesi hiç sorun değil gerçekten. Sıfır sorun. Hiçbir sıkıntımız olmayacak gibi. Hani ne kadar fazla enerji üretiyor emin değilim direkt hiç buradaki gördüğümüz semi fluid Generator ama yeterince üretiyor gibi görünüyor yani. Bir Generator'la aynı mıdır ki? Bir bakayım ben merak ettim. Bölüm bitirmeden size de söyleyeyim. Şimdi ben wiki'sine baktım fakat wiki'sinde bizim kullandığımız oil yazmıyor. Sadece buildcraft oil'ı yazıyor. Ki buildcraft oil'ı bizim kullandığımız oil'dan farklı bizimki. Actually Editions'ın oil'ı. Yani neye giriyor bilmiyorum. Ee, eğer normal buildcraft oil'ı olacaksa o 8 EU üretiyormuş. Yani normal Generator 10 üretiyor ondan birazcık daha az. Fakat dediğim gibi bizim şu anda kullandığımız hangisine giriyor bilmiyorum. Direkt 8 ila 32 arası üretiyormuş. Neye ee, şey koyduğunuza göre galiba. O civarda bir şey. 5 ve 32 miydi öyle bir şeydi. Öyle bir aralığı var. En çok ürettiği şey bu Wildcraft'taki son işlenmiş hali. Direkt fuel olmuş hali. En iyi ürettiği malzeme. Bizimki ne kadar üretiyor herhangi bir yerde yazmıyor. Ölçmenin bir yolda yok. Yani Şuna bak. Çok şey değil. Crystallized oil. Bunu nasıl yaptın? Kanola CD, şu Atomic Reconstructor'dan geçirip, sonra yere koyup onun içine atıyorsun. Bu direkt koyulmuyor. Öyle mi? Hı hı. Şu tane bıraktım. Rip. Şu an direkt tek yolumuz bu gibi zaten ya. Şey... Bir tane daha tank yapacağız o zaman. Bunlarda da onu dolduracağız. Evet. Tamam o zaman bu bölümü burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki bölüm görüşeceğiz galiba. Bye bye.